Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bunu söylemeyeli bayağı uzun bir zaman olmuştu. Yaklaşık 4 ay kadar video atmadım. Çünkü hayatımın gerçekten çok hızlı bir geçiş dönemindeyim. Şöyle söyleyebilirim. Türkiye'deyim şu anda. İstanbul'dayım ve yine bir yere gidiyorum. Hayatımda hiç gitmediğim bir yere, Maldivlere gidiyorum ve çok heyecanlıyım. Ve Maldivlere uçuş 10 saat. Hayatımda ilk kez bu kadar çok uzun süre havada kalacağım. Yani Dubai hep 4-5 saat falan oluyordu ki onda bile çok sıkılıyordum. Şimdi ne yapacağımı çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi sıram geldi, gidiyorum. Oraya gittiğimde hem vlog yapacağım hem de birazcık hayatımda olan gelişmelerden falan bahsedeceğim. Bu şekilde şimdi uçağa doğru gidiyorum. Adaya doğru. Sanırım burada ada oluyor. Her birinde deniz uçağı ya da tekneyle gidiyorsunuz. Bizim adamıza deniz uçağı gidiyor. O yüzden şanslıyım. Evet, şu anda deniz uçağına gidiyoruz. Sanırım şu. Aşırı heyecanlıyım. Çok güzel değil mi? Şuna bakın. Ve denizin rengine bakın. Ay çok güzel ya. Bence herkes hayatında bir kere gelmeli buraya. Gerçekten çok farklı bir his şu anda. Yani ilk kez Dubai'ye gittiğimde bile böyle hissetmemiştim. Burası çok farklı bir yer. Bakar mısınız? Çok güzel. Genelde burada da Hindistanlılar ve Pakistanlılar var. Aynı Dubai'deki gibi. Bu şekilde terminale geliyorsunuz otobüslerle. Sanırım buralardan da bineceğiz hangisiyse. Girişte böyle havlular verdiler çünkü çok sıcaktı, çok terledik. Yeah, we have a pack. My green pack. Ah, it's mine. Şimdi bunlarla yüzümüzü falan sileceğiz. Bu uçakla geldik. Burada bizi karşıladılar çok tatlı bir şekilde. Ve suyun rengine bakın. Burası da otelimiz. Şöyle şunlardan birinde kalacağım. Bu şekilde. Bu da benim yeşil kaplumbağam. Sevgilim benimle dalga geçiyor bunun rengiyle ama ben çok seviyorum. Whole tapanyan. So only for those two restaurants you will need the reservation. In convenience, me and my colleague will assist you to book the restaurant. Cennetteyim şu anda. Over there you can see a floating boat we call lump boat. And come and I can help you arrange a romantic dinner over there as well. Bugünkü tatiliniz hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Çok mutluyum ve çok yorgunum ve açım. Ve burada sanırım bizim yiyebileceğimiz şeyler yok. Siz ne yiyorsunuz? Lahmacun, pide. Adana. Somonlu ekmek getirdiler. Somon pişmemiş. Yani bilmiyorum. Bir puan kırdım şimdi ben. Hemen yorumunuzu ekleyin. Adana kebap ve lahmacunu. Aynen, Adana. Ama genel olarak ortam iyi sanırım. Yani işte, güzel. İşte güzel. Güzel. Peki. Su Hanım. Otelimize geldik. Zaten söylemiştim. Burada havuz var. Havuz göster. Kumlar bembeyaz ve şu bitkilerin arasında böyle uzun uzun kertenkeleler var. Birazcık korktum onlardan. Şimdi denize gireceğim.
daha önce. Sen görmüş müydün? Ya bilinir değil mi? Aa, çok güzel. Şimdi yemeğe indim. Bir tane, bir kadeh şarap içiyorum. Bugün hiçbir şey gösteremedim aslında. Pek bir şey gösteremedim. Çok yorgundum. Hatta odada böyle uyuyakalmışım. O 8 saatlik uçağın ardından bir de 1 saatte deniz uçağına gittim. O kadar yorulmuşum ki hani zor kalktım da geldim. Yemeği kaçırıyordum az kalsın. Tabii ki de şaşırtmadı yemekleri. Yine hiç bizim kültürümüze ait olmayan şeyler vardı. Pek de anlamadım zaten. Bir tane soğan çorbası söyledim ama çok beğenmedim onu da. Kalamar söyledim, onu beğendim. Şimdi bir de mix fish gelecek. İçinde birkaç tane balığın olduğu. Bir tane dedi ki sniper fish diye bir şey söyledi. Ne olduğunu hiç anlamadım. İnşallah yani kötü bir şey değildir. Nasıl bir balık hiç bilmiyorum. Şimdi onu deneyeceğim. Şöyle ortamı göstereyim size. Sabah da burada kahvaltı yapılacak. Bu şekilde masam. Burada insanlar da yemek yiyorlar. Yerler tabii ki de kum. Böyle kocaman bir alan. Bu soğan çorbasıydı. Birazcık içtim ama çok beğenmedim açıkçası. Burada aşçılar yemek pişiriyorlar. Şurada bar köşesi var. Şimdi kalan yemeğimi bekliyorum burada. Yeni bir günden herkese merhaba. Şu anda birazcık akşamüstü oldu. Saat de 18.47. Yemeğe doğru gidiyorum. Bugün gittiğim yeri çekmek istiyorum. Çünkü dün gördüm birazcık. Yemek konsepti birazcık farklı. Herkes bir barın etrafında oturuyor. Ortada yemek pişiyor. Şef herkese veriyordu falan. Bayağı hoşuma gitti. Şimdi yürüyorum. Burada deniz var böyle. Bu arada kaldığımız evler bunlar böyle. Bungalov şeklinde. Hepsi bu şekilde. Sanırım Çin yemeği falan var burada çünkü chopstickler var. Hayatımda ilk kez böyle metal chopstick görüyorum ve çok ağır. Nasıl kullanacağım bunu bilmiyorum. Neyse ayarlarım bir şekilde. Orta kısımda pişiyor. Böyle oturan herkese demin gösterdiğim gibi geliyor. Bakalım nasıl olacak. İlk kez öyle bir yerde yiyorum. Çok heyecanlıyım. Ne oldu? Sen çocuksun. Bana çocuk diyor. Çocuk muyum sizce? Bu arada arkadaşım Çin yemeklerinden, Kore yemeklerinden, Uzak Doğu yemeklerinden nefret ediyor. Bakalım bizi nasıl bir menü karşılayacak, çok merak ediyorum. Bu arada yemeğin içeriği hakkında hiçbir bilgimiz yok. Buraya rezervasyon yaptırdık ama nasıl olacağını bilmiyorum. Bunu nasıl yiyeyim yani? Evet arkadaşlar, ilk gelen şeyin adı miso. Miso diye bir çorba. Şöyle göstereyim. Yani bir yudum aldım ama... Pek güzel değil. Ben bunu yiyemiyorum. Galiba aç kaldık. Ben de neredeyse var ya. Sen buraya da daha var. Bu galiba içindeki ay yosun mu? Başladı. Şimdi bize harika yemekler yapacak bu şef. Yani çorbasını çok beğenmedim ama hala umudum var. Şimdi ikinci yemeğimiz geldi. Bunda sadece vegetables varmış. Bunun da tadına bakıyorum. Bence gayet güzel. Zaten içinde hiçbir şey yok. Orada direkt kızardığı için. Ben bunu beğendim. Ama doyurucu değil tabii ki. Ekmek mi istedim? Niçin vermiyorsun? Açtım. Ekmek burada ne arar ya? Japon lokantasındasın. Ekmek karşısında gördün mü hiç Japonlar ekmek yemiyor mu? Yiyorlar aşkım.
O yüzden her yerde ekmek var. Japonya'da ekmek yok yani ciddi. Ben hiçbir Japon lokantasında ekmek görmedim. Bilmiyorum sen gördün mü? Kore, Japon, Çin lokantalarında ekmek. Ben görmedim ama şahit olmadım. Burada Marfa'na gideriz içeride. Evet, üçüncü yemeğimiz geldi. Şöyle göstereyim. Pilav. İçinde yumurta var ve böyle garnitür gibi sebzeler var. Hepsini böyle ızgarada böyle şey yaptı şef. Hepsini birleştirdi. Şimdi tadına bakıyorum. Hiç fena değil bence. Sen beğendin mi? Bence bu güzel olmuş. Sebzeli pilav gibi. Sadece yumurta. Bu arada kaç tane yemek gelecek bilmiyorum. Daha gelir değil mi? Bu üçüncü yemek daha geliyor bakalım. Arkadaşlar kalamar geldi. Şöyle göstereyim. Şu büyük olan. Bunu sakladım pilavın içine, yemedim. Ayıp olmasın, görmesinler diye de sakladım böyle. Çok fazla soya sosu vardı, o yüzden beğenmedim. Şimdi et geliyor ama ona da bir sürü soya sosu koydular. Bakalım o nasıl olacak. Thank you. Bu ne eti soralım mı? Bilmiyorum ne eti bu? Bu ciğer. Liver. Değil mi? Bu arada gelip bize alkolün bizim için sıkıntı olup olmayacağını sordu. Alkolü bir şey yapacağını söyledi. Sadece bize sordu. Sanırım Türk olduğumuz için, orada İslam dininin geçtiğini bildiği için böyle bir incelik yaptı. Gerçekten çok düşünceliydi. Gördüğünüz gibi farklı bir restorandayız şu anda. Orada yediklerimiz bizi hiç doyurmadığı için buraya geldik ve kalamar söyledik ortaya. Normal bir kalamar geldi sonunda. Bir de ben 4 peynirli makarna falan söyledim. Şimdi onları bekliyoruz. Bu şekilde kırmızı şarap söyledik, kalamar ve birazdan yemeklerimiz de gelecek. Şöyle ortamı göstereyim. Burası da adadaki bir farklı restoran. İnsanlar burada da bir sürü kişi var. Bu şekilde. Şu an burada vlogu kapatıyorum. Yarın tekrar açarım. Sizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Evet. Maldivler'deki son günümüz. Ya. Yarın yola çıkıyoruz. Dönmek istemiyorum. Şnorkel yapmaya gidiyoruz şu anda. Aşkım eve dönmeyelim ama. Arkadaşlar şnorkel diyor ama bu ağızdan boruyla nefes alınan şeymiş. Ben sanıyorum tüpe dalıyor. Yorulduk be. Çok sıcak değil mi? You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Son günden merhaba arkadaşlar. Bugün Maldivler'de son günüm ve az önce başıma çok trajikomik bir olay geldi. Normalde dolfinleri görmek için tekneyle açılıyorsunuz. İşte 2 saat boyunca geziyorsunuz, orada dolfinleri çekiyorsunuz, video fotoğraf falan. Ben de bunun için hazırlandım, tekneyle çıktık ve normalde tekneye binmeyi hiç sevmem çünkü beni çok tutuyor tekne. Ve 2 saat, 2,5 saat falan gezdik. Sonra bir baktım otelin önüne geri gelmişiz, hani iniyoruz. İşte adam dedi ki unlucky day, I'm so sorry falan dedi. Hani böyle bugün dolfinler çıkmadı. Şey bu arada balinalar, işte yunuslar falan, onları çekecektik. Bugün çıkmamışlar ve bu şeye 85 dolar para verdim. Yani 85 dolara resmen tek başıma dolaştım tekneyle. Midem ağzıma geldi. Çok kötüydü. Ve o kadar param gitti. Çok mutsuzum. Ama yapacak bir şey yok. Bu da bir deneyim oldu. Mesela artık başka bir yere gidersem hayatta böyle bir şey yapmam. Bu şekilde. Şimdi birazdan yemek var. Maldivian Nights varmış bugün. Maldiv yemeklerinden yiyeceğiz. Şimdi de Passion Fruit'lü bir tane kokteyl söyledim kendime. Onu bekliyorum. Bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım Maldivleri de sevmişsinizdir. Ben gerçekten çok sevdim. Benim için çok farklı bir yer oldu.
Yani sanırım hayatım boyunca unutmayacağım bir yer. Hani gönül ister ki tekrar gelebileyim. İnşallah böyle bir şansım olur tekrardan. Şunu da biliyorsunuzdur zaten, Maldivler 2050 yılına kadar %80 oranıyla sular altında kalacak. Yani aslında yavaş yavaş yok olan bir yerde olmak, burada anılar biriktirmek çok güzeldi gerçekten. Umarım tekrar bu şansı elde edebilirim. Ve umarım başka ülkelere de gezme şansım olur. Şimdilik bu kadar. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Orada da günlük hayatımı vesaire paylaşıyorum. Instagram'ın linki de aşağıya bırakacağım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.